Herkese merhaba. Bu videomuzda kliniğimizde 3 boyutlu çene hareketlerini gösteren Motor cihazındaki diş temas noktaları ile geleneksel yüz arkası transferi ile artikülatöre bağlanan modellerdeki diş temas noktaları arasında uyum olup olmadığını değerlendirmek istedik. Çene eklem ağrısı ile başvuran hastamızın çene eklem splinti ile tedavisinden sonra ağrısı ortadan kalkmış ve artık alt çenesi stabil hale gelmiştir. Hasta artık kaydırarak kapatmamakta ve çene eklemleri kapanış arkında rotasyon yapabilmektedir. Yüz arkı transferi ile artikülatöre bağlanan modeller sayesinde üst ve alt dişler arasındaki ilk temas noktasını tespit etmemiz mümkün olmaktadır. Daha önceki videolarımızda bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Öncelikle 8 mikronluk Shimstop boyasız folyoyu dişlerin arasına yerleştirerek hangi dişlerde temas olduğunu belirlemeye başlıyoruz. Hastanın sağ dişlerinde temas olmadığını ve ilk diş temasının sol tarafta alt ve üst ikinci molar dişler arasında olduğunu görüyoruz. Daha sonra 8 mikronluk artikülasyon kağıdını ilk teması tespit ettiğimiz bölgeye yerleştiriyoruz ve modelleri kapanışa getiriyoruz. Bu şekilde üst ve alt ikinci molar dişlerde boyanan noktaları, yani ilk temasları görebiliyoruz. Şimdi aynı hastamızın Motor kaydındaki ilk temas noktalarını bulalım. Hastanın dijital modellerini cihaza aktarıp çene hareketlerini kaydettikten sonra az önce yaptırdığımız çene açma kapama hareketini önden, sağdan ve soldan görüyoruz. Dişler birbirine yaklaştıkça tek nokta temasını görebilmek için dişleri kapatma hareketini yavaşlatarak tekrar inceleyelim. Şimdi dişlerin oklüzel temasları sırasında oluşturulan renk skalasını görüyoruz. Mavi renk bize yarım milimetre uzaklığı, kırmızı ise maksimum teması ifade ediyor. Hastanın üst ve alt sol 7 numara dişlerindeki kırmızı temasları görüyoruz. Sağ molar dişlerinde renkler ise turuncu. Yani dişler sağ tarafta çok yakın ama temasta değil anlamına geliyor. Bu videodaki amacımız temas noktalarını tespit etmek olduğu için bir de kesit detaylarına bakalım. Önce sağ molarlar arası kesiti inceliyoruz. Ekranın sağ alt kutucuğunda mavi çizgi üst molar kesitini, yeşil çizgi ise alt moların kesitini gösteriyor. En yakın temas noktaları arasını ölçtüğümüzde 0.06 mm yani 60 mikron olarak tespit ediyoruz. Sol tarafa geçtiğimizde ise kırmızı temas noktasının olduğu yerde diş kesitlerinin birbirine değdiğini görüyoruz. Sonuç olarak bu videoda artikülatör kaydı ve Motrow cihazı ile aynı ilk temas noktaları tespit edilmiştir. Bir başka deyişle hem analog hem de dijital oklüzel analiz yöntemleri ile aynı sonuçlar elde edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.